Merhaba YouTube. Bu videomda sizlere tatlı su akvaryumlarında bakılabilecek balıkların en yaygın olanlarından ve bazılarının nasıl ürettiği hakkında bahsedeceğim. Bu balıklar gerek renklerinin güzelliği gerekse bakımları nispeten kolay olması sebebiyle biz akvaristler tarafından sevilerek bakılmaktadır. Çok deneyimli bir akvarist de olsanız veya çok amatör de olsanız bu videoda size tanıtacağım balıklar her zaman hayatınızda olmuştur ve de olacaktır. Şimdi sizlere sunacağım ilk balık olan neon tetra balığından bahsetmek istiyorum. Ortalama ömrü iyi koşullarda 10 senedir. Bu balık nispeten 20-25 derece gibi serin sularda yaşar. Çok küçük bir tür olmasına rağmen çok renklidir. En beğenilen özelliği sırtındaki ve karnındaki göz alıcı renklerdir. En az 5 adetlik sürüler halinde yaşamalıdır. Bu da en az 40 litrelik bir akvaryum gerektirir. Ne kadar çok olurlarsa o kadar çok mutlu olurlar. Hem etçil hem otçuldur. Pul yemiyle beslenebilir, canlı yeme ve karides, midye gibi dondurulmuş gıdalara da hayır demezler. Üremesi için sıcaklığın 23-24 derece ve pH değerinin 5 ile 6 arasında olması gerekir. Ayrıca su sertliğinin 1 ya da 2 DGH olması da gerekir. Üremeleri zordur ama üretim arttırıcı tarçın videomu ile belki üretim şansınızı arttırabilirsiniz. İkinci olarak bahsedeceğim balık zebra danio balığı. Yeni başlayanlar için mevcut olan en dayanıklı tatlı su akvaryum balıklarından biridir. Bu nedenle bir akvaryum kurma konusunda fazla tecrübesi olmayan insanlar için mükemmel balıklardır. Çeşitli farklı su koşullarında yaşayabilirler. 18 ila 24 derece sular et idealidir. Hem etçil hem otçuldur. Yem seçmezler. Minimum 40 litrelik akvaryumlarda beslenmelidirler. Toplu halde yaşamayı sevdikleri için en az 3-5 adet olmalarında fayda vardır. Bu balığı üretmek kolaydır. 40 litrelik bir akvaryuma önce dişi balık konur. Bir gün sonra erkek balık konur ki dişi daha önce yerleşsin. Sonra 2 bardak soğuk su akvaryuma eklenir. Yalnız akvaryum dibine en az 5 cm kalınlığında ot ile kaplı olmalıdır ki yumurtaları daha sonra yemesinler. Üçüncü bahsedeceğim balık platiler. Bu balıklar da yüzlerce renge sahiptir. Her tür akvaryum koşullarında yaşayabilecek tarzda bir balıktır. Yem seçmezler. Eğer gerekli filtre sistemi sağlanıp su şartları da oluşturulursa ve tabii ki iyi beslenirlerse canlı doğurdukları için üremeleri de çok kolaydır. Yalnız yavrularının korunması için yüzen bitkiler tercih edilmelidir. 21 ile 25 derece sularda yaşarlar. Geniş alanları severler. Yalnız akvaryumdan zıplama tehlikesi her zaman vardır. Suyun soğuk olması renklerinin de ortaya çıkmasını sağlar. Eğer tek bakılacaksa akvaryumlarının hafif tuzlu olması da bir sakınca yoktur. Her 5 litreye bir çay kaşığı akvaryum tuzu iyi gelecektir. Yalnız bakılmayacaksa aynı su koşullarına sahip bütün balıklarla mutlu mesut da yaşar. Dördüncü olarak bahsedeceğim balık Lepistes arkadaşlar. Emin olun bu balığı beslemeyen hiçbir akvarist tanımadım ve de görmedim. Hem çok renkli hem güzel, hem bakımı da kolay hem de üretimi. Bu yüzden balık üretme zevkini tatmak isteyen her akvarist bu balığı bir dönemde olsa mutlaka bakmıştır arkadaşlar. Her türlü yemi yer, su sıcaklığı 20 ila 28 derecede yaşar. 15 litrelik akvaryumlarda bile beslenebilir. Canlı doğurduğu için yavrulukta yavrulaması sağlanırsa yavruları yaşama şansı olur. Yoksa yavrularını yer arkadaşlar. Çok barışçıl balık olmakla birlikte uzun kuyruklu balıklar ile yaşamasını tavsiye etmiyorum. Beta balığı bunun en bariz örneğidir. Beşinci olarak bahsedeceğim balık kiraz barb ya da barbuz. Bu balık koyu kırmızı renginden dolayı bu ismi alır. Çok sakin ve beslenmesi çok kolay balıklardandır. Yalnız biraz utangaç bir balık olduğu için bitkili akvaryumlarda beslenmesinde fayda vardır. Alıştıkça kendini gösterecektir. 23 ila 26 derece sularda yaşarlar ama üremek için 25-26 derece suları tercih ederler. Java yosunu gibi bitkilere yumurtlamayı severler. 6-6,5 pH değerindeki orta sertlikteki sularda ürerler. Üretimi çok zor değildir ama yumurtaları hemen yemeye başladıkları için anne ve babayı ayırmak gerekir.
Baba kiraz üreme esnasında dişisine çok sert davranır. Bunun için dişinin ayrı bir akvaryumda bir hafta kadar dinlendirilmesinde fayda vardır. Altıncı olarak size anlatacağım balık ateş ağız ciklet. Bu ciklet birçok cikletin aksine bakımı çok kolay ve zahmetsizdir. Çok geniş bir su kalitesi aralığına sahiptir. Bu da onu akvaryuma yeni başlayanlar için çok cazip balıklar arasına koyar. Her tür besinle beslenebilir. Normalde yaşadığı su sıcaklığı 21 ila 24 derece arasındadır. Fakat üretilmek istendiğinde sıcaklık 25-26 dereceye çıkarılmalıdır. Kendi boyutundaki balıklar ile iyi geçinirler. Yalnız yumurtlama dönemi agresif olabilirler. Bitkili akvaryumlarda değil de daha çok kaya ve kum olan akvaryumları tercih ederler. Kaya üzerine 100 ila 500 yumurta bırakabilirler. Bir yıl içerisinde de eğer şartlar uygun olursa birçok kereler yumurta bırakacaktır. 7. balığımız inci gromi. Bu balık akvaryumların en güzel balıklarındandır. Hem sakin yapısı hem de barışçı bir balık olması sebebiyle hem bakımı hem üretimi çok kolaydır. En az 125 litrelik akvaryumlarda beslenmelidir. Her türlü yemi yerler. İnci gromi renklerini en iyi karanlık bir zemin üzerinde gösterir. Akvaryum, utangaç balıkların mutlu bir şekilde yaşaması için bolca saklanma yeri sağlayacak şekilde dekore edilmelidir. Bu tür güzel bitkilerin arasında saklanmayı ve gezmeyi tercih eder. Ancak yüzeyde düzenli olarak hava solurlar. Bu nedenle bazı açık alanların da olması önemlidir. 23-27 derecede yaşarlar. Üreme içinse 28 derece sıcaklığın olması gerekir. Meta gibi köpükleyen bir yuva yaparlar. Yaklaşık 2000 adet yumurtayı burada saklarlar. 8. balığımız Leopor Vatoz. Bu balık da geniş aralıktaki su değerlerinde yaşaması sayesinde en çok bakılan balıkların başında gelir. 50 cm boya kadar büyüyebilirler ve iyi bakıldıklarında 15 ila 20 sene arasında ömürleri vardır. Üretimi çok zordur. 23 derece ile 30 derece arasında yaşayabilirler. Yaşadığı akvaryumlar büyük olmalıdır ve mango kökleri olursa buralarda saklanmaları için idealdir. Bitki olan akvaryumları severler. Yalnız yeşillik yemeyi sevdikleri için ya çok fazla yeşili olan akvaryumlarda ya da yiyemeyeceği türde bitkileri olan akvaryumlarda bakılmalıdır. Bu balık bitkisel besinlerle beslense de gerektiğinde etçil de olabilir. Özellikle akvaryumunuzda ölen balıkları yiyerek hastalığın yayılmasını önlerler. 9. en popüler balığımız çöpçü balığı. Bu balık kedigiller türünden geldiği için hemen hemen her şeyi yer. Buna rağmen çok sakin ve barışçıl balıklardır. En az 15 litre gerektiren akvaryumlarda yaşarlar. Akvaryumun alt tabakasında yaşarlar ve suyun temiz olması dışında hemen hemen hiçbir ekstra su isteği olmaz. 22'den 26 dereceye kadar yaşarlar ve ürerler. En az üçlü gruplar halinde olmaları tavsiye edilir. Bu onların mutlu bir hayat sürmelerini sağlar. Üremeleri akvaryum ortamında zordur. Dişileri genelde erkeklerden büyüktür. Normal şartlarda ortalama ömürleri 5 ila 6 sene arasındadır. Ama 8 sene yaşayanlar da olmuştur. 10. ve sonuncu popüler balığımız kılıç kuyruk arkadaşlar. Bu balık da neredeyse her su sarfında yaşar. 18 ila 28 derece su sıcaklığında yaşayabilen bu balık hem etçil hem de otçul bir balıktır. Canlı doğurduğu için üretimi de kolay olan bu balık en az 75 litrelik akvaryumlarda bakılmalıdır. Akvaryumun bitkiler ile kaplı olması bu balığın çok hoşuna gider. Ayrıca doğal hayatında akarsularda yaşadıkları içindir ki akvaryum içinde sürekli bir akıntının olması da kendilerini evinde hissetmeleri için ideal ortamı tamamlar. Bu balığın bir özelliği de dişilerinin de kuyruğunun erkek kılıç kuyrukları gibi uzatabilmeleridir. Her ne kadar kısır olsalar da dişiler ile çiftleşmeye çalışırlar. Dişi bir kılıç kuyruk ortalama 80 civarı yavru yapar. Yavruları eğer korunacak bir yer bulamazsa anneleri tarafından yenebilir arkadaşlar. Evet, bu videomun da sonuna geldik. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Bu ve bunun gibi videoları takip etmek istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun, videolarımı beğenin ve bana video ile ilgili ya da merak ettiğiniz konular hakkında yazın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik bye bye.